Hepiniz bu mütevazi iftar davetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizleri ihya ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Mübarek Ramazan ayı çabucak geçiyor. Bütün oruçlarımızı Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Cümlemizin. Dernek olarak her gün geniş katılımlı tüm hemşehrilerimizin davetli olduğu iftar programları yapıyorduk. Ancak bu sene yaza gelmesi, hemşehrilerimizin çoğunun hala tatilde ve memlekette olması, yine yönetici arkadaşlarımızın da çoğunun memleketten yeni gelmiş olması. Biliyorsunuz orada bir şenliğimiz vardı. Şenliğe katıldı arkadaşlarımız, geldiler. Bu nedenle de böyle bu dönem geniş katılımlı iftar organizasyonu yapamadık. Biz de hiç olmazsa dar çerçevede sizlerle bir araya gelelim, hastaneye verelim diye böyle dar çerçevede bir iftar organizasyonu yaptık. Allah razı olsun, Sıddık Bey de bize ev sahipliği yapıyor. Bu sene aramızda bir eksik olduğunu hissediyoruz arkadaşlar. Değerli Kaymakamımız Ahmet Narinoğlu Bey, Kağıthane Kaymakamımız hemşehrimiz, Edirne Keşan'a tayini çıktı. O da davetlimiz de ancak bizim programı olduğu için gelemeyeceğini beyan etti. Hepinize çok çok selamlar. Tabii hemşehrimizin de yokluğunu gerçekten arıyoruz. Allah razı olsun. Bizleri kaynaştırıyor, hareketlendiriyordu. İki tane de üzücü hadise arkadaşlar. İşte birisi Rize'nin Gündoğdu ilçesindeki Eyalan'da hayatını kaybeden insanlardan da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir de ağabeyimiz yakın zamanda yine bir şehit haberiyle, şehit cenazesiyle maalesef yasak oldu. Hacı Ahmet Efil isimli kardeşimiz, Uzman Başçavuş. Hakkın rahmetine kavuştu. Şehit oldu. Allah kani kani rahmet eylesin. Arkadaşlarımızın bir grup gitti, yerinde taziyede bulundu. Ben de bayramda gideceğim inşallah, ben de taziyede bulunacağım. Burada insani vazifelerimizi yapmaya çalıştık. Bunu da tekrar Allah yakınlarına sabır versin diyorum. Ben Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah tekrar ilçemize yeni bir şehit cenazesi gelmesin. Şu terör belası inşallah bizim topyekun millet olarak Müslümanlar kurtulalım. Temennimiz, duamız da bu. Değerli hemşehrilerim, ben mübarek Ramazan vesilesiyle fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizleri özlemiştik. Geldiniz hiç olmazsa. Şimdi çayımızı biraz da sohbet etme imkanı bulacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve hepinize saygılarımı diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.